Gelecek misin sen de? Sen git gel, burada beklerim. Allah'ım. Biliyorum bana kızgınsın. Çok kötü şeyler yaptı. Ona ver cezanı. Ne yapacaksan yap. Ama kardeşim bugün ameliyata giriyor. Sana yalvarıyorum. Sana yalvarıyorum. Onu kötülüklerden koru. Bir şey olmasın. Benim günahlarımın cezasını o çekmez. Biliyorum yaptığım şeylerin affı yok. Affetme beni. Affetme. Ama kardeşimi koru. Sana yalvarıyorum, onu koru. O bir şey yapmadı. Senden istediğim son şey bu. Lütfen onu koru. Bahar. Is she okay? Yes. Thank you. Thank you, doctor. Üç hamlede mi atsın? Yok ya, daha neler? Bir. Bir. İki. İki. Üç. Bunu da gördük ya yeğenim. Bu ne böyle? Yabancı şair ha? Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalkavukça sözlerle. Korkaklar öpücükle öldürür. Yürekliler kılıç darbeleriyle. Ömer! Ziyaretçim var. Yıllardır buradayım Salim Efendi. Kabul ettin mi ziyaretçi? Ben de öyle dedim. Adımı söyleyin dedi. Neymiş adı? Eyşan. Thank you.
Seni görmem gerekiyordu. Affet beni diye gelmedim. Affedilecek bir şey yapmadım. Korkunç bir şey yaptım. Ömer. Kocan nasıl? Cengiz. Ömer. Gazetede okumuştum. Çocuğunuz. Neydi adı? Can? Ömer seni... Şşş, sakın. Sakın tek bir kelime daha edeyim deme. Sakın tek bir yalan daha söyleme. Niye biliyor musun? Çünkü inanırım. Onca şeyden sonra... Şimdi tek bir cümle et. Gözlerime bakıp beni sevdiğini söyle. Gerçek olmadığını bal gibi bilirim. Ama yine de sana inanırım. O yüzden tek bir an bile beni gerçekten sevdiysen sakın. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dalgavukça sözlerle. Korkaklar öpücük ile öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle. Kimi gençken öldürür sevdiğini, kimi yaşlıyken. Şehvetli ellerle boğar kimi, kimi altından ellerle. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Kimi yeterince sevmez, kimi fazla sever. Kimi satar, kimi de satın alır. Kimi gözyaşı döker öldürürken, kimi kılı kıpırdamadan. Çünkü herkes öldürür sevdiğini. Ama herkes öldürdü diye ölmez. Misafirleri bir prensiz.
geçip de bu kadına gözü takılmayan bir erkek görmedim. Ama kimseye yüz vermedim. O yüzden bilemiyorum senin şansın ne olur bu akşam. Bahar'ı henüz tespit edemedim. Ama çalışmalarım devam edecek. Ben de istediğim bir şey var mı? Gideyim birinin bacağını sınırı. Teşekkür ederim. Fırsatı vermek size. Rica ederim. Bir şey yapabilirsin. Can çok sevmiş sizi. Sizden bahsedip duruyorum. Ben de onu sevdim. Yalnız mı geldiniz? Yardımcımla geldim. Tanışmıştınız. Ben siz kolunuza 2-3 manken takıp gelirsiniz diye düşünmüştüm. Öyle mi? Yanlış tanıtmışım kendimi size. Yok, siz tanıtmadınız. Genelde insanları kolay tanırım ama siz tam bir muammasınız. Maskeden mi? Maskeden. Ama bu maskeden değil. Evli misiniz? Gerçi yüzük falan yok ama parmağınızda. Yok değilim. Evlenecektim gerçi. Yıllar önce. Ne oldu peki? Terk etti beni. Ne yaptınız kıza bakayım? Terk edip bırakıp gitti size. Bir daha kimseye yapmadığım bir şey yaptım. Neymiş? Güvendim. Affedersiniz. Sonunda beklenen şey oldu. Hapishanelerdeki isyanları bastırmak üzere yetkililer müdahale etti. Mahkumlar karşılık verdi. Küçük çaplı bir savaş başladı. Ömer işte o günün sonunda kendi koğuşunda ölü bulundu. Oh, 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 oh
Ne dedim ben sana? Seninle işim bitmedi demedin mi? Dayı! Basacaklarmış burayı. Dışarıdan haber ettiler. Ne dediler? Ramiz dayı arka kapıdan çıkaralım diyorlar. Müdür demiş. Ömer nerede? Dursun'a. Ömer'in koğuşuna gidiyormuş. Görür gününü falan diyormuş. Ne oldu? Ağzını bıçak açmıyor. Bakalım bu açıyor. Bile tanımayacak seni sana yaptıklarımdan sonra. Dur. Bir şey söyleyecek bu. Ben yaptım. Ne yaptın? Ben soydum orayı. Paraları da sakladım. Öldürme beni. Yerini söylerim. Zengin olursun. Öldürme beni. Tamam. Söyle. Tek sana. Onlara değil. Ulan Ömer. Bunca sene. Az değilsin ha. Siz çıkın. Ben dün gece çok geç yattım, şu şeylere baktım, planlara. Ne güzelmiş yanınca seni görmek. Günaydın hayatım. Günaydın. Bir hafta daha tadın çıkar, vallahi haftaya okul başlıyor.
Ya boş versene, okuyacaksın da ne olacak? Gel sen de bizim otelde çalış en iyisi. Dur bakalım, acele etme daha. İzin çıkmadı otele. Ama bu kağıt öyle demiyor. Oldu mu, aldık mı? Ya, bilir misin? Beni seviyor musun? Önce onu söyle sen. Ver. Seviyor musun? Söyle. Seviyorum. Duydunuz mu? Hapishanelere yine operasyon yapmışlar. Bir sürü kişi ölmüş. Ama getirdiğin yavru kediler yetmiyor. Sen şimdi kesin hapishaneden de birini getirirsin. Ya ne duyarsızsın ya? Hayret bir şey ha. O yavru kediler en çok beni seviyor. O nasıl oluyor? Nasılsın? Dur tamam, konuşma konuşma. Şunu sakladım senin için. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Gücünü idareli harca. İhtiyacın olacak dışarıda. Doğru duydun yeğenim. Senin içerideki mesain bitti. Dışarıdaki başlıyor. Fena girdiler içeri. Çok ölü var. 17 kişi. Biri de sensin. Yüzün gözün tanınmaz bir haldeydi. Ölenlerden birine bu Ömer dedik. Haberin yok senin. Bunlar bizden beter delikanlı. Beter. Önce öldürüyorlar, sonra affediyorlar. Genel af var. Bizi içeride tutuyorlar ama bu iş İsmail'e yaradı. Yani sana yaradı. Sakin ol yeğenim, sakin ol. Buradan çıkana kadar adın İsmail Korkmaz. Bu garibimi nedense döve döve öldürmüşler içeride. Biz de biraz makyajladık tabii. Biri girici aile İsmail oldu sana Ömer. Serbestsin yeğenim. Ben her şeyi ayarladım. Hastaneyi de ayarladım. Haftaya taburcusun. Özgürsün yeğenim. Bana dövmemin anlamını sormuştun yeğenim. Bu son dersimiz senin. Dövmede şöyle yazıyor. Kimsin sen? Şüphesiz sen, sen değilsin. Ramiz her şeyi ayarlamıştı gerçekten. Çıktıktan birkaç gün sonra Ömer kendini onun adresini verdiği klinikte buldu. Selamlar. İyi mi hastanız? Gayet iyi. Size çok iyi bakacağız. Zaten iyi bakarız da bir de üstüne kıramayacağımız büyüklerimiz girdi devreye. Şimdi bakın son defa yüzünüze.
Konuştuğumuz gibi ses tellerinize de bir prosedür uygulayacağız. Merak etmeyin. Uyandığınızda siz bile kendinizi tanıyamayacaksınız. Ömer, sen ona ihanet ettikten 8 yıl sonra hapishanede öldü Eyşan. Onu ne yalnızlık öldürdü ne de keskin bıçaklar. Ömer artık sevmemek için öldürdü kendini. Ömer intikamını alabilmek için öldü. Şimdi size narkoz vereceğiz. Gözleriniz yavaşça kapanacak. Ondan geriye doğru sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ne dersin Eyşan? Dedikleri doğru mu? Aşk gerçekten de ölümden güçlü mü?